Hadi hadi çabuk ol. Gelecek şimdi, hadi çabuk ol. Hadi canım. Nasıl ya? Bu o mu? Mete ve Şükran Turşucuzade'nin biricik kızı. Harika Turşucuzade. Baksana dedesi, büyük dedesi sarayda turşucuymuş. Bu arada bayılırım ha turşu suyuna. İçine böyle acır koyduracaksın, lahana koyduracaksın. Çok az böyle pancar suyu dök biraz mı? Evsiz sanıyorduk. Aristokrat çıktı kız, iyi mi? Aa, ressammış bir de bak. Bak galeri açmış. Arasana. Ailesini arasana. Hadi çabuk ol ama. Hüseyin Hoca gelecek. Buyurun. Merhaba, ben Doktor Nazlı Gülengül, Berhayat Hastanesi'nden. Şükran Hanım, kızınız Harika Turşucuzade'nin yatışını yaptık. Evet. Evet. Şu an durumu stabil. Ama kızınız hasta, Şükran Hanım. Biliyorum. Paranoid şizofren. Şizofren mi? İlaçlarını içmiyor. Babası bizimle yaşayacaksan içeceksin ilaçlarını dedi. Sonra da çekti gitti. Bir daha da görmedik. Biz kızınızın şizofren olduğunu düşünmüyoruz. Siz kimsiniz tam olarak? Yani kusura bakmayın ama biz kızımızı kimlere götürdük? Hepsi de aynı şeyi söyledi. Şizofren. Tamam. Buraya gelseniz yüz yüze konuşsak. Nazlı Hanım, öyle işi gücü bırakıp bir yerlere gidemiyoruz biz. Harika şizofren. Bunu kabullenmesi gerek sadece. İlaçlarını içirin, masraflarını yollarsınız. Ne oldu? İşte şey, yani şizofren dedi. İlaçlarını verin, masrafları da bize gönderin dedi. Nasıl ya? Gelmeyecekler mi? Ay inanamıyorum. Bunca olanak içinde kız yapayalnız. Hocam, son bedesti sunalım. Bypass'ta olacak zaten. İnce ince çalışacağız. Mamiri arteri elediye bağlayabilirsek eğer bir şansı olacak. Bence çok güzel plan. Çok güzel fikir hocam. Hayır değil. Hayır değil. Bakın. Aort. Aort çok kötü durumda. Serebral enfarktüs geçirebilir, kalbi durabilir. Bypass'a alamayız. Ne yapacağız? Atan kalp ameliyatı. Ameliyatı kalp atarken yapacağız. Saçmalamayın. Daha 8 yaşında. Başka çaremiz yok. Ferma kaldıramaz. Tanju Hoca bize güvenmek zorundasın. Biliyorsun bu hastanede neler yaptık. Ali, ben. Tanju Hocam, bize güvenebilirsiniz. Güvenmelisiniz. Atan kalp ameliyatını bu hastanede yapabilecek iki kişi varsa onlar da bizleriz. Doruk Bey, nasıl durumlar? Hocam çok iyiyim. CRP temiz, tansiyon 8-12. Dikişler de iyi. Tomografi nasıl? Öğlen çektik hocam. İyi, gayet güzel. Ayakkabıyla mı girdin sen yatağa? Evet hocam, öyle oldu. Birden ayaklarım çok üşüdü. Giyecek bir şey de bulamayınca ayakkabıyı... Ya oğlum, üşüdüysen çorap giy ayaklarına. Bütün her yere gezdin, mekruh. Nerede hijyen? Bu nasıl doktorluğu? Ayakkabıyla yatağa girilir mi Allah aşkına ya? Evet hocam, haklısınız. Ben hemen çıkarayım.
Hocam. VIP bir hasta geldi. Dosyası, atışını yaptık. Böyle haber vereyim dedim. Kimmiş? Ya demedim mi ben bu hastayı? Milyonermiş. Milyoner mi? Milyoner ki öyle çok ünlü bir çiftin bir tek kızı. Bahanlar, hamamlar öyle böyle değil. Şizofren diyorlar kızları için. Ya şizofren falan değil, saçma saçma konuşmasınlar. Bir CT çektir bakalım biz. Yola mıyım yani? Sokakta çekilmiyor CT. Burada çekiliyor Nazlı. Kalıyor yani, kalsın. Tamam hocam. Tam istirahat istiyorum. Yatmaya devam, geleceğim yanına. Tabii hocam. Ayakkabıyla yatağa girmiş. Evet, hazır mıyız? Hazırız hocam. Hazırız hocam. Başlıyoruz, 10 numara. Sponge lütfen, makas. Kalp açıkta. Evet, kaldırıp altına bakalım, damarları kontrol edelim. Trandelenbur pozisyonunu alın. BP ne durumda? Dayanıyor hocam. Hocam damarlar görüntülemeden daha dar. Kan akışı sağlayamayız. Telaş yapma, yenisini bulacağız. Olmadı bacaktan graft yaparız, tamam? Evet, tamam. Fibrilasyona giriyor. Kalp krizi geçirecek. Kalbi durdu. Şok cihazına. Çabuk çabuk çabuk. Gönder. Çabuk. Yüze çek. Çektim. Hazır. Suna. Çak. Olmadı. Bir daha 200'e çek çabuk. Çak. Böyle olmayacak. Kalp masajına, kardiyak masaja başlıyorum. Epi bas, hani hazırlık yap. Bypass'a geçiyoruz. Hocam ama çok riskli. Başka çaremiz yok. Bypass'a geçeceğiz. Cihaz düşük. Basıncı ayarlayın lütfen. Vücut ısısı nedir? 36 hocam. Hazır. Oda ısısını düşürün çabuk. Beyin ne durumda? Oksijen var şu anda hocam, şimdilik. Dayan Süme, dayan. Ali, ne durumdasın? Az kaldı. Hortumları yer değiştiriyorum. Atının düğünlerini sıkabilir misiniz lütfen hocam? Tamam, bırak. Ben de sıktım. Yapıyorum. Devam. Tamam. Çalıştıralım lütfen. Evet. Nedir? Oh, beğeniyor. Çok güzel. Bypass'la devam edeceğiz. Acele etmemiz gerek. Damarları nereye bağlayacağız peki? Daha önemlisi görmeden nasıl bağlayacağız? Bir daha çeviremeyiz bu kalbi. Ben damarları hatırlıyorum hocam. Birebir çizsem, bakarak yapabilir misiniz? Dururum bile. Aynısını çiz. O damarların aynısını yapmazsam adım ferman değil. Hocam, harikanın seti sonuçları. Bir sürü lezyon bulduk. Çok küçük oldukları için daha önce görmemişiz ama her yere yayılmış. Tüberküloz da olabilir, kanser de. Zaten biyopsi yaptık, şimdi sonucunu bekliyoruz. Genel durumu nasıl? Yani, halsiz tabii. Hadi. Pişti, oley. Ben kazandım. Tabii bir sürü valen vardı. Geldi bütün valeler. Tek aldın hepsini. Aynen. O yüzden kaybettin. Tabii yani nasıl? Ben 3 tane 7 var bende ya. Hı-hı. Bir tane o nasıl bir işte yapacağım ki ben başka? Vale de yok. Evet. Bu yüzden kaybettin gerçekten. Kayıp mı ettim? Hayır, kaybetmedim. Yeni başlıyoruz ya. Hadi bir daha. Ya sıkıldım ben kart oynamaktan.
Yani bu odadan da sıkıldım, yataktan da sıkıldım, her şeyden sıkıldım. Kaçalım mı? Ne? Aç mısın? Evet. Hamburger. Hamburger yer misin? Yani delirdin mi? Hastayım ben. E tamam, ben de doktorum. Ay test falan yaptılar şimdi. Kızarlar. Yok ya, bir şey yapma. Ararlar. Merak ederlerse ararlar. Ne olacak? Ben de şiştim gerçekten bu odada. Otur şiştim. Başka insanlar görelim, ne bileyim başka şeyler yiyelim. Öyle bir şey, değişik bir şeyler yapalım ya. Gerçekten bu da can, ha? Ne dersin? Sen gerçekten delisin. Teşekkür ederim. Sanki. Evet, aynen. Serbest. O deli bakışlı doktor yakalarsa bizi boğacak biliyorsun değil mi? Yok ya, bir şey yapmaz. Gel buraya. Hocam OM1 görüntülemede daha kalındı. Onu biraz daha hocam ince çizdim. Anladınız mı hocam? Kardeşim benim. Bir bakayım. OM1, OM2 ve PLD'de şurada olmalı. Evet, PLD şurada. OM2'ye bağlayacağız. Başka çaremiz yok. Bence de. Arkadan da PD'ye girişeriz. Müthiş. Sütür, forceps. Damarı getir Ali. Evet. Damar burada. Hadi bakalım. Dikiyorum. Gel kes. Evet, bağlandı. İdrar çıkışı var mı? Var hocam. Evet, bypass'tan çıkaralım. Bakalım kendi başına atacak mı kalp? Kapatabilirsiniz. Tamam. Atıyor. Ay atıyor. Evet. Akış ölçer. Güzel. Efe ne durumda? 50'lere çıktı efendim hocam. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Kapatabiliriz. Asıl sizin ellerinize sağlık Ermen hocam. Ameliyat tarihiste girdi ama ameliyat iyi geçti. Beyinde bir sıkıntı beklemiyoruz. Kızınız çok yorulmuş ama çok güçlü bir kalbi var Tanju hocam. Çekincemiz Efe'nin elinin altına düşmesi. Tekrar solunum sıkıntısı yaşar diye odasında ekmo cihazı bulunduracağız, merak etme. Eğer solunum sıkıntısı yaşarsa ekmoya bağlayacağız. Birkaç gün daha gözetim altında tutacağız. Riskler devam ediyor. Ama operasyon iyi geçti. Hayati tehlike yok. Çok geçmiş olsun. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İkinizin de eline sağlık. Bakın size bir şey diyeceğim. Siz içeride tek kalp gibisiniz. Nasıl? Sanki ikinizin de kalbi tek kalp gibi atıyordu. Birbirinizi çok iyi tamamladınız. Her ne olursa olsun, böyle devam edin. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Duydun? Aynen öyle. Tek kalp.
Gülnar Hanım. Teşekkür ederim. Rica Nasılsınız? İyiyim. Hani ayrılık meselesi falan. Ha o mu? İyiyim ya, süperim. Ne üzüleceğim ona ben? Gelişti gitti, bomba gibiyim. Öyle mi? Hı hı. Ya hatta çok formundayım. Hemen yeniden bir ders yapalım mı bir tane daha? Olur. 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 Buyurun. Muhsin Bey. Siz siz olun. Karşınızdaki kadına tutamayacağınız sözler asla vermeyin. Ne gibi? Yani işte boş vaat. Seni şöyle seveceğim, böyle mutlu edeceğim falan filan. İki gün sonra gidecekseniz bunları demenin ne manası var değil mi ama? Ben bir yere gitmem ki. Ha hepsi öyle der. Başlarda hepsi öyle der zaten. Her şey iki kişilik düşünülür başlarda. Bütün planlar iki kişilik yapılır. Aşkın tabii en cafcaflı zamanları oluyor o zamanlar. Yani böyle alır seni hayatının merkezine koyar, en tepeye çıkarır, sonra güm. Bir bakmışsın, çakılmışsın yere. Onca hayallermiş, yapılan planlarmış filan puf diye bir anda uçmuş gitmiş. Hayır sen sorsana bir kız arkadaşına değil mi? Ben böyle bir şey düşünüyorum. Sen ne dersin? Efendim Ankara'ya taşınmayı düşünür müsün? Sonuçta senin de burada bir hayatın var. Beraber karar verelim. Ama yok. Öyle bir şey yok. Hayat müşterek bir şey sonuçta. Bir ilişki yaşıyorsan böyle kararları tek başına vermeyeceksin arkadaşım. Göstermelik bile olsa insan kız arkadaşına sormaz mı yani? Sorabilir, anlatabiliyor muyum? Ama bizimkinde direkt emrivaki. Öyle. Ben zaten şimdi sana ne diyeyim yani? Kalkmışsın, uçak biletine kadar almışsın. Ondan sonra ben bir şey diyeceğim, öyle mi yani? Allah Allah. Aa. Ay Muhsin Bey. Ay deli mi bu adam? Evet, tahlillerine baktım şimdi tertemiz. Sadece küçük bir ağrı kesici yapacaklar sana. Sonra da hiçbir şeyin kalmayacak, tamam mı? İğneyi sen yapsan olur mu? Yapmaz olur muyum? Hemen yapıyorum. Sağ ol Nazlı abla. Ne güzel anlaşıyorsun sen çocuklarla. Çok seviyorum onları. Hissediyorlar herhalde. Ali ile birlikte olmandan belli. Ali çocuk değil. Ya yapma. Bazen çocuk gibi ama. Bazen tek tek anlatman gerekiyor her şeyi şöyle tane tane. Ben duydum sizin hikayenizi. Sen çok emek vermişsin değil mi? Gözüne bile bakamıyormuş, böyle böyle kaçırıyormuş gözlerini eskiden değil mi? Ama çok mutluyum. Gayet mutluyum. Ali çok aşama kaydetti. Ay canım. Yazık. Düşünsene hoppa. Tekrar başa döneceksin. Niye? E şimdi düşünsene yepyeni bir yer. Her birinin huyu farklı. Ay çok zor olacak. Düşün yani. Zor, çok zor. İmkanlar da tabii buradaki gibi olmayacak. Özele gitmediği için. Ay canım benim. Ben sana üzülüyorum aslında. Heves etmişsin, ne güzel evleneceğim diye. Düşün. Yepyeni bir sürü kriz sana. Çok zor yani. Geldi o evlilikten hayır bekle sonra değil mi? Canım benim. E bunun bir de maddi tarafı var tabii. Buradaki gibi olmayacak geliri. Düşünsene. Ay canım. Ay ben kıyamam sana minik surat. Ay çok tatlı. Ama olsun. Yo hayır öyle deme. Öyle deme. Derdini veren onun sabrını da verir. Değil mi? Değil mi? Canım benim, üzülme. Üzülme Can. Ay tatlı bebek. Çok tatlısın. Hazırsan başlatıyorum süreyi. Bir dakika, dur. Senin üç katını yiyeceğim ya. Biraz hazırlanmam lazım. Evet. Hazır. Üç, iki, bir. Başladı. Hazırlık tane var mı? Evet, evet var. Hmm.
Nizam, araya bu kadar kocaman parayı koyulur mu abi ya? Aramıyorlardır bizi değil mi? Sesini kestirme sen. Sen sesini bozma sen. Bunları da sen yiyorsun. Nizam, oraya bak. Hayır, bir şey olmaz. Hayır. Ben getiremem bunları. Döktün her yerine, döktün. Sen kendi haline bak. Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Demek istedim demek. Unutma ki bana hiçbir şey olmaz. Tebrik ederim. Sizi de çok tebrik ediyorum. Adil bir yarıştı. Aynen ben 3 saat falan oldu ama. Verebildim kararı. Kafamda bir şeyler var ama acele etmek istemiyorum. Tabii. Gitme dersen gitmem ama. Ali öyle bir şey söyler miyim ben hiç? Ama Gül'ün sekreter her yerde öyle diyor. İlişkide kararlar ortak alınırmış. Yani gitmeni istemem tabii. Ama bu senin kariyerin. Ben de senin hep yanındayım. Yine de iyi düşünmek lazım. Elini verir misin? Ne yapıyorsun? Bugün çok çizdim de. Sen bir kere benim avucuma çizmiştin. Kalbim sende demiştin. Ben düşünüyorum kararımı vermek için ama ne olursa olsun benim kalbim de sende. Nazlı Hanım. Benim. Merhaba, ben Mete Turşucuzade. Kızımız Harika'yı almaya geldik. Harika'nın ailesi. Yani ben çok pişman oldum. Yani içimize bir türlü sinmedi. Bugün alıp gidelim diyoruz hemen. Şu an için maalesef mümkün değil. Yani panik yapmayın ama ciğerinde küçük bir kanama oldu. Ne diyorsunuz? Yok, biz müdahale ettik. Biyopsiyi de gönderdik, şimdi sonuç bekliyoruz. Peki görebilir miyiz kendisini? Tabii. Buyurun. Buyurun. Doruk nerede? Odasında yok mu hocam? Şu an biz neredeyiz Açelya? Doruk'un odasının önündeyiz değil mi? Doruk nerede? Doruk nerede? Doruk. Doruk. Şimdi görünce rahatlayacaksınız. Durumu gayet iyi. Harika. 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 Açıyorum. Nerede kızımız? Yalnız benim yüz hatlarıma biraz dikkat edersek kemik yapım biraz İtalyan. Şşş.
kıpırdama. Hayatımda ilk defa doktor kontrolünde hamburger yedim. İzninle teşekkür etmeye çalışıyorum. Tatlı da yiyelim mi ya? Hı? Cheesecake. Ne diyorsun? Yandık senle, yandık. Ne oldu ya? Meteor Hanım. Bilinmeyen bir cisme mi tosladınız? Ne oldu? Öyle bir şey mi oldu? Bayağı değişik bir cisim. Bunu açmam lazım ya. Hayır, bir dakika. Çok az kaldı zaten. Dur. Gerçekten bunu açmam lazım. Sen Sarı Fırtına'yı tanımıyorsun. Fotoğrafı unutma. Tamam. Dönünce aynısını alacağım. Hemşirelerin bir tanesi. Doruk! Ne oldu ya? Bu kadar mı özledin beni? Doruk, neredesin sen? Neredesin? Madem gideceksin diye bana haber vermiyorsun. Senin hemşiren benim. Muhsin beni geberdi. Haberin var mı senin? Muhsin Hoca, anladın mı benim kaçtığımı? Kaçmak. Kaçmak ne demek? Doruk, sen kaçtın mı? Yok kızım ya. İki dakika karnımızı doyurduk. Bir şey yok. Doyurduk ne demek? Kim? Biriyle misin sen? Kim var yanında senin? Bir arkadaşımdayız. Gül'ün 3002 hastasını gördün mü? Harika turşucu oldu. Hayır, 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 yapmadım ne Doruk, lütfen yapmadım ne, yapmadım ne, ne olur harika şu anda benim yanımda değil de bana. Ne oluyor? Yani anlamadım ki ben. Bana bak. Sen beyin ameliyatı oldun deli, beyin ameliyatı oldun, çabuk buraya geliyorsun anladın mı? Başımın belası, çabuk, çabuk. Hastan. Doruk Efendi ile yemeğe çıkmış. Ne diyorsun? Bir saat be insafsız. Bir saat ya. Hadi yavrucuğum kalk yerine yat. Bekletmeyelim kimseyi. Hadi gidelim. Hadi canım. Hadi kalk. Meteor Hoca. İyi misin? Meriç, taksi çağır. Tamam, tamam. İyileştireceğim seni. Hastaneye götüreceğim seni. Tamam mı? Tamam mı? Hesabı yollarım sana, tamam. Hadi, hadi, çabuk. Aradın mı? Aradım, geliyor aradım. Mu? Geliyor. Harika turşucu Zade, 25 yaşında disoriyat kanaması var. Nereye? 2 numara. Gel. Tamam. Op aldım. Tamam. İdrarında kan var, böbreklerinde kanama var. Tamam. 500 cc bolus, çabuk. Kan pıhtılaştırıcı 5 miligram acil. Tamam. Stabil mi? Ha? E tamam stabil. Neden durmadan kriz geçiriyor bu kız? Ben anlamadım ki. Disoryantasyon, kulak iltihabı, pulmoner kanama. Renal kanama, ciğerlerinde de lezyon var. Deri lezyonu var mı? O deri lezyonu bakın. Bakıyorum hocam. Hayır, görünmüyor. Bu ne o zaman? Gel bak. Şimdi anlaşıldı. Laboratuvara hal yuvarlarına baksınlar. Nesi var ki? Tam da göreceksin. Aa, yaklaşmayın lütfen. Biz ilgileniyoruz, merak etme. Endişelenecek bir şey yok. Kızınız değişecek. İyileşecek, iyileşecek. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi senin tesisine gidelim Doruk Efendi. Ali. Nedir durumlar? Efendim, bir solunum sıkıntısı da yok. Peki sen ne yapıyorsun oğlum burada? Çişini yapmasını bekliyorum. Kalp ameliyatlarından sonra hastanın çişini yapması gerekiyor. Ferman Hoca biliyorsunuz takıntılı bu konuda. İyi de oğlum sen yanında olunca daha kolay yapacağını mı söyledi Ferman Hoca? Ha? Hayır. Peki sen niye zıplıyorsun böyle? Ha? Hastam çişini yapmadan ben de yapmıyorum. Uğur getiriyor bu şekilde. Siz kızınız olduğunu niye kimseye söylemediniz? Ali ben kariyer odaklı bir insanım. Hiç öyle kafamda evlilik gibi bir düşünce yoktu. Ama Suna gelmeye karar verdiğinde biz de evlendik. Yani bir süre sonra evlilik beni boğdu. Ben özgürlüğüne çok düşkün bir insanım.
Bir zaman sonra da... evlilikte bittiği için... ailemle işim arasında bir karar vermek zorunda kaldım. Ve... işimi tercih ettim. Pişman mısınız? Yani buna karar vermiş olmasaydım... şu an burada olmazdım. Ama yine aynı sebepten... belki sonu da burada olmazdı. Bu sizin suçunuz değil. Bu sizin suçunuz değil hocam. Bu... aa, yapıyor. Yapıyor. İyileşecek. Kızımın kalbi çalışıyor. Suna iyi olacak. Benim gitmem lazım. Tövbe. Suna. Kızım. Aşkım. İyi olacaksın kızım. Ya bir gir tamam. Erman konuşmak istemiyor. Allah Allah. Ya bir gir tamam. Bir konuşacağız. Allah aşkına ya. Aa. Bir dinle, konuyla alakalı konuşmama izin ver. İstifa etmemin sebeplerinden biri de sensin. Doğru. Ben çünkü bencil ve para göz bir insanım. Ferman, ben bunları söylerken utanıyorum ama hatırlatmam lazım galiba. SMA'lı çocuklar için kampanya başlattım ben. Adil Erinç Fonu'na kendi kaynaklarımdan 3-5 elimde ne varsa aktardım. Ya ben evsizler için ücretsiz klinik açtım ama günün sonunda burası bir işletme ve ben çalışanlarıma maaş ödemek zorundayım. Yani öyle her önümdeki... Özür dilerim. Özür dilerim. Cümlelerimde ileri gittim. Öyle biri olduğunu düşünmüyorum. Hiç düşünmedim. Bunu en iyi bilenlerden biri benim. Senin yüzünden istifa ettim dedim. Çünkü patronum olmasını istemiyorum kız arkadaşımın. Zarar veriyor bize, ilişkimize. Burada tartışıyoruz, kavga ediyoruz. İstemiyorum bunu. Huslat el bombası gibi sürekli ilişkimize dahil olmaya çalışıyor. Farkındayım. Kısıldım kaldım. Özgür olmak istiyorum. Ayrıca sen de benimle alakalı kimseye hesap vermek zorunda kalma. Sen de özgür ol. Birbirimizi sevdiğimiz için görelim. Mecbur olduğumuz için değil. Yani bu adam da profesör olmasın mı ya? Nasıl? Ferman gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Hala barışmadım seninle. Gerçekten bak şu kapının önüne yatarım seni, bütün hastaneye rezil ederim. Çok ciddiyim. Saçmalama. Kıskanmak yok. Barıştık. Ayrıca... boşama evlenme teklif ettin bana, değil mi? Ben mi ettim? Hı. Hayır. Hı. Ben sadece şurada lafını açtım, sen zaten etmiştin. Yani, hı. Evet. Aynen. Sen ettin. Hayır, ben sadece şurada lafını açtım. Sen zaten, ben dünden teşneydim, benim duruşum belli falan gibi şeyler söyledim. Yani sen etmiştin. Sen. Başından beri fikrim belli. Evlenmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bu ne biliyor musun? Stres topu? Stres topu tabii. Bu benim stres topum. Sakinleşmem için. Beni o kadar sinirlendirdin yani, anlıyor musun? Anlıyorum hocam. Hayır, anlamıyorsun. İyileşince yer değiştireceksin Nazlı'yla. Cerrahinin yakınında gölgeni görmeyeceğim senin, artık cerrahi bitti. Peki hocam. Hayır sus, daha bitmedi, konuşuyorum.
Bütün angaryalarını yapacaksın cerrahin. İyi de hocam, acile git gelme dediniz. Ben uzaktan cerrahi nasıl halledeceğim? Nasıl halledersen et. Uzaktan hallet, oradan hallet, buradan hallet. Bundan sonra motorla da gelmeyeceksin hastaneye. Ama hocam... Düşüp düşüp duruyorsun. 10 defa ameliyat etmek zorunda mıyım ben senin? Motor da yasak. Yok hocam, ben sadece bir kere düştüm. O da... İzin almadan konuşmak da yasak Doruk Efendi. Ya hastayı kaçırmış adam ya. Olacak şey mi? Kendi ameliyatlı, geyik peşinde beyefendi. O kızdan uzak duracaksın. Öyle artık şakalar makalar, lay lay lom, loy loy lom yok Doruk Efendi. Bundan böyle yasaklar devri. Mum edeceğim. 2 ay. 2 ay içinde mum edeceğim seni, mum. Hadi bakalım. Hocam. Ne? Harika'nın durumu nasıl? Yani siz... Lan! Tamam ya, sadece bir soru sorduk. Allah Allah. Muhsin Bey? Evet. Ne güzel konuşuyorduk. Niye gittiniz öyle? İşim vardı. Ha. Şimdi var mı işiniz? Yapalım mı dersimizi? Hayır. Teşekkürler. Allah'ım sen sabır ver ya. İyi yapmayalım. Cins. Doruk, hemen karar ver. Sen benim yanımda olsan ne yapardın? Gider miydin, kalır mıydın? Yemezler. Yemezler mi? Ama cevap vermen gerekiyordu. Bilinçaltının ortaya çıkması gerekiyordu. Benim bilinçaltım zaten açıkta Cefam. Sen yapmadın mı? Kendi elinle açmadın mı benim kafamı? Aslında ben kararımı verdim ama... ya bir şeyi gözden kaçırdıysam? O kadar da düşünmek bazen yaramıyor ya. Salmak lazım. Sal ya. Çık şöyle bir açık havaya, bir rüzgarı ye böyle suratına. Birden böyle aradığın şey birden önüne düşebilir belki. Bilemezsin. Çıkıp hava mı alayım ben? Ha çık. Sal ya biraz. Ben çıkamıyorum, cezalıyım. Sen çık ya. Çık bir havanı al. Şöyle güzel sal. Aradığın şeyi bulacaksın o zaman, bak görürsün. Dur oğlum, hemen çıkmasaydın, biraz kalsaydın, iki konuşsaydık ya. Baba. Kızım. Buradayım babacığım. Sunam ameliyatı çok iyi geçti. Artık korkacak bir şey kalmadı. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ne istersen. Ben iyileşince geri gitmesem olur mu? Sen burada benimle mi kalmak istiyorsun? Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Anneni sormamız lazım. Ama ben gitmek istemiyorum artık başka ülkeye. Ama Sunacığım, bunları sonra konuşalım, olur mu kızım? Suna. Suna. Hemşire, darbalı çağırın, çabuk çabuk çabuk. Nefes alın. Kızım, Suna, Suna. Suna. Darman! Nefes alamıyorum. Nedir? Nefes alamıyorum. Entübe edeceğiz, çabuk laringoskop. Aç burayı. Gönder laringoskopu. Hazırla ortumu, hazır da tut, tamam güzel. Tamam Suna, tamam Suna, tamam, 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 tamam. Gönder, gönder, gönder. Gönder. Evet. Evet. Al bunu. Çabuk, çabuk, çabuk. 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 Kızım. Kızım. Tamam. Ferman. Ferman, göz bebekleri eşittin. Tamam, sakin. Beyninde bir hasar mı oldu? Tamam, sakin. Beyninde bir hasar sakin, mı? Kısa bir süre oksijen sıkıntı, o kadar. Tamam, BT çekeceğiz, ekmeğe bağlayacağız. Ciğerleri toparlayana kadar ben takip edeceğim. Üzerindeyim, merak etme. Sakin. Kızım, kızım. Ne yapacağız acaba Ferman amcası?
Asıl Ali gidince nasıl olacak onu düşün. Ay sus, hiç söyleme. Gerçekten zaten bölüm değiştirdiğinde bile nasıl etkilendim. O kadar alışmışım ki onu her yerde görmeye. O niye çağırdı beni buraya ya? Sen anlattın ya Nazlı, rüyanda işte görmüşsün, üstü açık arabayla gelmişim, almışım seni, işte yaptım bak. Ya sen araba mı kiraladın? Ayarladık, kendimiz bırakacağız hadi. Ne yapacaksın, anlamadım. Yeni bir yöntem deneyeceğiz de. Nazlı hadi bir yeni bir yöntem. Gidiyorum. Geldim. Dur kapını ben açsaydım ya. Hayır. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Mua. Suna. Canım kızım. Bak yanındayım. Her zaman istediğin gibi. Yavrum ben çok pişmanım. Özür dilerim kuzum. Bak bir daha bu önlüğü giymeyeyim. Doktorluk yapmayayım. Lütfen sen bana dön yavrum. Beni duyuyor musun? Bir daha hiç ayrılmayacağız kızım. Hiçbir zaman. Ne olursa olsun seni asla bırakmayacağım.